Merhaba arkadaşlar. Burası da bizim evimiz. Burada kalıyoruz. Evet. Çıkalım mı? Haydi çıkalım. Buradan da çıktıktan sonra şu da bizim arabamız oluyor. 6000 krona aldık. Ama niye yürüyoruz? Şaka şaka. Çünkü araba almadık. Canımız öyle istiyor. Yok kız. Hemen sen de. Araba almadık ki. Araba almadık ama arabalar ucuzmuş. İstesek alırız. Hani diğer şeyde video da vardı ya. Tercih etmiyoruz. Tercih etmiyoruz. Yürümek daha iyi. Girdim, bak gördün mü bugün var. Bugün acayip derecede bir şey yağdı. Yağmur yağdı. Ya Allah ya bitmedi. Yağmur bir bitti. Yerlerde çok az bir su kaldı ama insanlar sokaklara geldi. Güneş çıktı yine. Burası da Norebro'nun ara sokakları, yani böyle ana yol değil de, ama ara sokaklarında bile evlerin yapısı bu şekilde bak. Boylu boyunca beşer katlı evler. Her bir katında da 2+1'ler falan işte daireler var. Araçlar da bu şekilde sıralanmış. Şu kalın çizgiler yol boyu park etme yerleri. O kadar çok birbirine benziyor ki. Bak evler şöyle yazlık evler gibi. Ama bina şey değil. Soğuk hava. Yağmur yağdı. Yağmurun bir soğukluğu var. Ama şunu gördük ki hiçbir şey Danimarkalıları durduramıyor. Ne yağmur ne kar. Adamlar bisikletlerine biniyorlar. Gidiyorlar. Bisikletlerine o sellelerini koruyacak yağmurluklar bile, kardan yağmurdan koruyacak şeyler de var. Bunlar durduramıyor. Yani hepsi kaçar maçar dedim, herkes yanlarında yağmurluklar falan var. Yağmurluklar hemen takıyorlar. Yollarına devam ediyorlar. Sonra yağmur bitiyor. Çıkartıyorlar. Yine devam ediyorlar. Çocuklar için böyle iki çocuğun oturabileceği şekilde seleli şeyler falan var. Onların da etrafını çekiyorlar. Onlar da yağmurluk gibi oluyor. Yani koruyor çocukları. O çocuklar da yine devam ediyorlar. Bak her an yağmur yağdığı için adamlar alışmışlar. Motosikletlerini falan korumuşlar. Böyle bir mekan. Evet bak şu sarı borular her neyse bilmiyorum da onlardan her yerde varmış. Biz tesadüfen geldiğimizde bulduk onu. Yani demek ki başka bir yere gitsek burası zannedecektik ki boş. Yani olabilir. Bak şu kadının bindiği şey işte yağmurluğu falan da var. Devam ediyor şeyi. Yağmur yağdığında tekrar sürmeye devam ediyor. Farkında mısınız güvenlik önlemlerini? Ufacık çocuktan büyüğe kadar hepsi alıyor. Bu bir tabii şey olmuş, alışkanlık olmuş. Yani hani zorlarına gitmiyor. Aynı şeyi çocukluğundan beri yaptığı için. Zaten bir şey alışkanlık kazandırmak için işte derler ya 21 gün yap 40 gün falan filan. Bunlar zaten bunu küçüklükten beri yaptıkları için şeyler böyle. O bisiklet kültürü çocukluktan itibaren olduğu için de hiçbir sorunları yok. Alışmışlar bak ince teker, kalın teker her yerde gidiyorlar. Ben o kadar arabaya alışmışım ki bir gün arkadaşım bisikleti vardı. Aldım böyle 2 kilometrelik bir yere gittim. Aa, sabah kalktım belim tutulmuş. Görüyor musun bak? Takmış normalde kaskını. Biliyoruz ama yıllardır hiç binmediğimiz için. Yok ya yok bizde yok yani. Kaskını da takmış kaskını gidiyor. Bak burada da 100 yıllık ağaç. Şey yok. Evlerin dikkatimi çeken bir şey de şu. Evlerin kapıları bayağı büyük. Bunlar büyük ihtimal 100-150 yıllık evler olduğu için. Şeyleri kapıları falan da bayağı bayağı büyük. Eski binalar hep öyledir ya, kapıları büyüktür ya. Böyle şey gibi, kale kapısı gibi. Burası da eski daireler, apartmanlar olduğu için de kapıları koca koca. Bunlar yani değil mi? Yıkmamışlar. Yıkmışlar. Ya şöyle bakınca
ki boş. Şöyle bakınca diyorum ki ya içim mi sıkılıyor, huzur mu doluyor belli değil. Bak siz de bakın şu binalara. Çözemedim. Yani içim mi sıkılsa, huzur mu dolsam. Mesela iki tür var. Bir böyle tuğlamsı falan şeyler var. Bir de şuradaki yerler gibi böyle gri yerler gibi, taş binalar gibi yerler var. Ama tam olarak hangisini tercih ederim dersen ben burayı tercih ederim. Yani şu kısımlar falan. Ama çoğunlukla böyle tuğlamsı yapılar var. Sen ne diyorsun Mete? Bence şu kısımlar daha iyi. Değil mi? Bu taraf daha iyi. Aynen. Beyaz da oluyor, beyaz villalar falan. Aynen. O taraf biraz daha. Bak onlar da ev ha. Şöyle baksana. Harika be. Kale kapısı gibi. Sanki tarihi bir yerde yaşıyormuşsun gibi. Zaten tarihi bir yer de. Aha. Belki daha güzel görünür. Balkonda olmayınca. Bunlarda balkon yok. Yok. Bunlarda balkon yok. Bak görüyor musun? Bunlarda balkon yok da. Maşallah. Burada da. Bura bizim yürüyüş yolumuz. Yan tarafımız bisiklet yolu. İşte. Bu soğukta alışmışlar değil mi? Yani o şeyler, vitamin hapları falan da bu marketlerde falan çok fazla satılıyor ama bu spora vitamin de. Bak şöyle düşün. Güneşi çok az alıyorlar ama güneş olduğunda hemen o bir uzanıyorlar. Güneş almaya çalışıyorlar. Onun haricinde de düzenli olarak spor yapıyorlar. Şunların yaptığı spora bak ya bak. Bak önüne koymuş. Bak biz görüyor musun? Arkası olan arabalara böyle 15 yaşında çocuğu atsak biz artistik yapar. Biz en arkaya mı oturacağız falan diye. Ha şu Mete'yi oturtabiliriz dedik ama o da oturmaz. Bu da oturmaz. Adam bak görüyor musun? Şey almak istiyor. Ön tarafa bak. Adam o kaç? Karısının çocuğunu ön tarafa koymuş. Orada yoluna devam ediyor. Bak ya. Hah. Kalın tekerlekte mi daha fazla denge sorabilirim şeyde mi? Nerede mi? İnce tekerlekte. İnce tekerde herhalde daha seri gidiyorsun. Burada toplu taşımlar da bayağı şey kullanılıyor. Metrolar, trenler, otobüsler. Bunların da aktarmaları var. Hemen şey yazarsanız zaten görüyorsunuz. Bir yere gitmek istediğinizde orayı yazdığınız zaman bizim için fark etmiyor bu iş. Nereden istiyorsan gidelim. Yani güneş gene açtı bak. Şuraya grafitler falan yapmışlar. Şurada elektrikli skuterler falan var. Ulaşım olarak dediğim gibi bir sıkıntıları yok. Her yerden aktarmaları vesaireleri var. Cumhur hafiften böyle tıkı tıkı ses geliyor ya. Dedemi hatırlıyorum. O da böyle evin oraya 50 metre kala falan çevirmeyi bırakırdı. Biz de oynarken böyle onun o içindeki ses gelirdi. Tıkır 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 ses gelirdi. Biz anlardık dedem geliyor. Büyük ihtimal arkasında şey vardı böyle. İşte Halden getirdiği şunlar bunlar falan aldıkları falan. Ne zaman o sesi duysam bunlarda o şeyi hatırlıyorum. Onu çağrıştırıyor. Aynen. Sağdan gidelim mi? Evet. Aman Allah'ım şu sokaklara bak. Dip dibe değil bak. Ve buraları adamlar yaptıklarında demek ki daha da şey eski zamanlarda yapmışlar ama şey yok. Dip dibe yapmamışlar sokakları. Arası baya. Bak kaç araba durur ki boş şurada? 1, 2, ortası gidiş geliş. İşte 4 şerit gibi düşün yani değil mi? 4 şerit gibi yol yapmışlar buraya. Şurada da yine yürüyüş yolu yapmışlar. Bak burada bakarsan bağ olur. Ondan sonra güzel devam ediyorlar. Bak araba yok bak. Bir saattir yürüyoruz. Burada araba geçmiyor. Şu ta yolun sonunda bir şey var. Ana yol gibi bir yer var. Orada belki arabalar var.
Tabii bunların parkingleri falan nedir bilmiyorum. Yani kaç liraya saat bir dakika mı? Saatlik şey. Bir de çalışma saatleri değişiyor. Tam zamanlı, yarı zamanlı şeyleri falan var. İşte 8, 16, 9, 5 arası mı öyle bir şeyleri var bunların da. Aynen Mete. Ama meyveleri falan pahalı ya. Buranın pahalı. Bakın pahalı dediğimizde biz birim olarak düşünürsek, yani burada kazandığı birime bakarsak vesaire vesaire, aslında yaşıyorlar. Yani sokakta yaşayan görmedim. Yani vardır illaki, bilemiyorum. Ama ben görmedim. Kopenhag merkeze gittik. Bir de şuna bakıyorum ben ya, yani seviye olarak seviye olarak böyle insanların güler yüzlü olduğu yerlere bakarsak anlarız seviyesini. Yani bir köşede sinmiş mi, bir köşede konuşmadan duruyor mu, yoksa herkesin kendi içinde gücünde mi? Bak şunu gördüm. Burada perdeli evler de var. Yani böyle küçük küçük şeyler olduğu için perdesizler de var. Böyle perde kullanmayanlar da var. Ama yerden böyle bir miktar yüksekte. Yani böyle şey değil. Yere sıfır değil. Bir miktar yüksekte. Hani kimse kafayı kaldırıp da bir yerlere bakmıyor ya. O kadar kimse kimseyle ilgilenmiyor ki. Şey zannedersin. Yani bak şunlar 15 numara falan diye gidiyor. O kadar kimse kimseyle ilgilenmiyor ki. Böyle sanki burada kimse yokmuş gibi. Sadece sen varmışsın gibi bir hava var yani. Başka kimse yok sanki. Ama bir yandan da yardıma mı ihtiyacın oldu? Herhangi birini durdur. Sanki sen ve ondan başka kimse yokmuş gibi. Hani onun da hiçbir işi yokmuş gibi. Duruyor ve sana yardım ediyor. Sorunu çözüyor, sonra güle güle diyor, görüşürüz de gidiyor. Şey bir ortam. Bak işte bu yaptıkları, bak bunların hepsi spor yapıyor değil mi? Spor yaptığında ne yapıyor Mete? Bir hormon salgılıyor. Mutluluk hormonu salgılıyor. Kuralları var. Uyarak devam ediyorlar. Mutlular ya. Vücut sağlıklı günde. Bak görüyor musun Mete? Buraya bir tane şey koymuşlar. Neydi? Şemsiye koymuşlar. Bir yağmur yağarsa biri alsın diye. Ne oldu? Şaka yaptım ya, gel gel. Ne? Hah. Gel şimdi. Alsın değil mi? Yok lan, yok, düşürmüştür. O kadar da değil. Ha, orada bir tuvalet koymuşlar bak, siyah şeyler tuvalet herhalde şunlar. Ama şey yapmadım Mete. Kıvış bu tarafa gelsene. Şunlar geçsin de karşıya geçelim. Gel bu tarafa. Ha? Bak bak. Orayı, o ne bilmiyorum ki o ne Mete. Şehrin anahtarı gibi. Bak ablamı görüyor musun? Ablam çocuğu almış. Burası neden böyle? Gezdiriyor. Burası neden çok da? Orayı ekmişler mi? Ne yapmışlar bilmiyor musun? Bak burası da bizim kaldığımız evlerden bir tanesi. Yani apartmanın herhangi bir dairesi bizim evimiz. Buradan da kalıyoruz. Karşıya geçelim mi? Gel hızlı geçelim. Şuradan. Gel bakalım. Ha? Orası tuvalet. Aynen. Orası tuvalet. Buradan da. İçinden geçelim mi şuradan? Ne diyorsun? Ha, gel orada çocuk. Yok yok ya, yok. Yağmur duralı çok oldu. Belli şeyler de birikiyor. Tamam. Evet, burada da Norebro United'ın kaptanı Mete. Vallahi günlerdir fıstık gibi top oynuyor. Burayı da beğendik ya. Yani çok meşhur bir alanmış burası. Kapatmamışlar. Halbuki şuraya 3-5 tane daha. Şaka bak. Lan biz
Bunları az önce gördüğümüz çocuklar. Lan yavaş ezilir mezilir. Bak adam mutlu ya. Bak martıya bak martıya. Nerede oynayabilir misin? Abi küçücük köpek seni tanımıyor ki o. Olmaz. Ya kendileri eğleniyorlar. Boş ver ya. Alendro'ymuş adı köpeğin. Ay. Dur bakayım tanıştığımız çocuklardan var mı? Lan abi soğuk lan soğuk, siz niye maç yapıyorsunuz? Mete'ydi. Taraftan giriş var mı ya? Ha? Aa, Mete bunları tanıyor musun çocukları? Sağ taraftan giriş var mı? Tanıdığın çocuklar var mı burada? Şu aileyi